Cumhuriyet'in kuruluş esaslarını benimseyen ve kararlılıkla savunan bir aydın, bir araştırmacı, gazetecidir. Kendisi direkt Ergun Poyraz olarak mı geldiniz? Konu mu değil? Kendisi dinleyin buradasınız. Dinleyin, ben de genel başkan olarak konuşuyorum. Sonuna kadar tamam, dinleyin. Ondan sonra sorularınızı sorarsınız. Tamam mı? Sorularınızı ondan sonra sorarsınız. Tamam, peki, sonuna kadar buyurun. Dinleyin. Buyurun. Ve Ergun Poyraz FETÖ terör örgütü tarafından hedef alınmış. Ergenekon kumpasında ilk tutuklanan kişi olmuş, yıllarca Silivri zindanlarında ağzından of çıkmadan FETÖ-AKP işbirliğiyle yapılan zulme direnmiş bir insandır. Şimdi bu Türk aydını memleketine gelmiş, memleketine yerleşmiş, burada araştırmacı gazeteciliğine devam etmiş, yeni yeni kitaplar yazmış ve yazmaya devam etmekte. En son kitabı da birkaç gün önce İstanbul Sözleşmesi ve kadın konulu bir çalışmayı yayınlamış. Yani bilimsel çalışmalarını sürdüren bir insan. Belediyede yapılan bir ihale ile ilgili bir yolsuzluk duyurusunda bulunduğu için 6 kişi tarafından evinin önünde öldüresiye dövülmüştür. Tekrar ediyorum. Evinin önünde öldüresiye dövülmüştür. Haberi alır almaz aradım, doktoruyla konuştum. Doktoru durumunun kritik olduğunu söyledi ve durumun kötü olduğunu, aşamayacağını belki ifade etti. Ancak Allah'a şükürler olsun ki kendisi bu ağır saldırıyı atlattı, sağlığına kavuştu. Bugün de kendisini evinde ziyaret ettim. Kendisi de benle birlikte bu basın toplantısına gelecekti. Ancak doktoru telefonla sorunca gitmemesini önerdiği için özür dileyerek gelmedi. Bu arada bu saldırıyı yapan 6 kişiden 5 tanesi tutuklanmış. Buradan Türk kamuoyuyla ve Kuşadası kamuoyuyla Zafer Partisi Genel Başkanı olarak paylaşmak isterim. Ergun Poyraz tek başına kalmayacak. Arkasında saldırıyı düzenleyen çetenin arkasındakilerin, onlarla işbirliği yapanların hepsinin hukuki ve siyasi anlamda takipçisi olacağız. Ergun Poyraz'ın dökülen kanının hesabını bu süreçte ilintili olan herkesten soracağız. Hukuk önünde ve siyaseten bundan emin olun. Bu iş bitti kimse sanmasın. Adliye soruşturmasına devam ediyor. Biz de bu saldırıya cesaret edenlerin siyasi ve terör irtibatlarını tek tek ortaya koyacağız. Ergun Poyraz yalnız değildir, bunu herkes bilsin. Onun için buradayım Zafer Partisi Genel Başkanı olarak. Nasıl FETÖ'cü çetelerin saldırıları göğüslendi ve tarihin çöplüğüne atıldıysa, benzer terör örgütlerinin PKK'sıydı, şusuydu, busuydu, onların da
Atatürkçü aydınlara, Türk milliyetçilerine saldırmasına, ezmesine hiçbir yerde izin vermeyiz. Sorularınız varsa cevaplandırırım. Başkanım, biliyorsunuz Kuşadası turizm bir kenti. Buradaki halk yeni pandemiden çıktı. Poyraz'ın elindeki herhangi bir belge olup olmadığını size sorabilir miyiz? Onu kendisine sor. O zaman gerek var mıydı bugün bu turizm şeyinde bu kadar esnafın pandemiden zor şartlarda çıkmasından bu basın açıklamasını burada Kuşadası Belediyesi'nin önünde yapmanız doğru mu? Tabii doğru kardeşim. Herhangi bir belge savcılıkta veya emniyette yok. Neden bak, elinde bir belge varsa savcılığa veya... Siz bir insanın, bir gazetecinin, onu siz de gazetecinin... Biz. Biz kınadık onu. Gazetecinin dövülmesine, öldürülmesine karşı ona mısınız? Ona karşıyız. Gerekirse tepkiyi gösterdiği ki... Karşıysanız ve, o zaman biz de... Sıra hangimizde? Yarın sizin de biz, başınıza gelirse biz yine burada oluruz. Biz merak bunu etmeyin. Sıra yazdık. Sıra hangimizde diye. Ama Poyraz'ın da elinde hiçbir belge olmadığında biz kendisi de aradık. Elinde herhangi bir belge varsa adliye verebilir, şeye verebilir. Kuşadası esnafı şu an pandemide çıktığı için zor durumda. Yani bu bütün Türkiye esnaf bak. Zor durumda. Türkiye'de burası bir turizm kenti olduğu için bu açıklama bence burada doğru mu? Sayın Genel Başkanım. Evet, doğru. Hukuk her şeyin üstündedir. Basının dokunulmazlığı her şeyin üstündedir. Basın susarsa esnafın sıkıntısını dile getirecek kimse kalmaz. Yolsuzluklar alır başını giderse esnafın ekonomisi daha kötüye duruma gelir. Onun için sizin bu sorunuzu basın özgürlüğü adına hayretle karşılıyorum. Bravo. Demek ki siz gazetecilerin dövülmesini onaylayan, ona bunun üzerinde politikacıların gitmesini doğru bulmuyorsunuz. Hiçbir ama emin olun sizin de başınıza bir şey gelirse gelir siz de savunur. Biraz önce ifade ettiniz, Ergün Poyraz dediniz, AK Parti çetesi çadır tarafından katilcilerle beraber evet. Silivri zindanlarına atıldı, evet. Ergenekon'dan yargılandı dediniz. Geçtiğimiz günlerde bir tweet attınız. Dediniz ki ben Cumhurbaşkanlığı seçimi 200 lira kalırsa Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğim dediniz. Demedim. Ve o tweet'i atan geri kaldırdı. Çünkü ben öyle bir şey demedim. Şeyde bu ülke hiç değil mi diye yani TV6'da bak TV6'da bu sabah pardon Tele1'de bu sabah beni aradı özür diledi. Çünkü ben öyle bir şey söylemedim. Ama özür diledi. Siz de sorunuzu geri alır mısınız şimdi? Eğer böyleyse evet, gerçekten evet, tabii ki alırız ama ol, yani tamam. Ben genel başkan benim tamam. Bir sorum olacak. Bugün desteğinizi açıkladınız. Ergün Poyraz ile ilgili bir sürü şantaj, tehdit, hakaret davaları ile ilgili mahkemeleri var. Yarın Eşme Hukuk Mahkemesi'nde de yine buna benzer bir dava ile yargılanacak. Bu kadar savunmaya geçtiniz o gazeteci ya da yazar dediğiniz kişiyi. Ki dövülmesine sayın başkanı o bayraklar burada en fazla şiddeti tepkiyi gösterenler deniz. Karşı gelen dayı hep karşıyız. Peki bu adamın bu tür bir insan olduğunu biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanı ile ilgili sünnetsiz diyecek kadar da ileri giden bir yazarı burada sormanızın bir anlamı ne taşıyor onunla cevap istiyorum. Bakın kardeşim, biz bir gazetecinin dövülmesine, bir gazetecinin yerlerde sürüklenmesine karşıyız. O zaman bu sorunuzu tekrar alır, çıktığı yere koyun. Tamam. Çok ayıp ediyorsunuz. Şantajı ve tehditle ilgili. Kim? Hangi belge var elinizde? Hangi belge var elinizde? Ona mahkemeler karar verir. Ona mahkemeler karar. Siz mahkeme misiniz? Ben mahkeme değilim. Ama ben sizin kim olduğunuzu biliyorum. Kişiliği söylüyorum. Ben sizin kim olduğunuzu biliyorum. Onun için bakın bunları başka yerlerde yapın. Bunları başka yerlerde yapın. Burada buralarda olmaz o. Biz terör karşısında geri adım atmayız, çeteler karşısında geri adım atmayız, çetelerle işbirliği yapan belediyelerle de karşısındayız. Onun için bizi fazla konuşturmayın. Bakın biz burada açıklamamızı çok ölçülü yaptık ama konuşmaya başladığımız zaman birileri korkularından atma yapar. Onun için bu kadar yeter size. Tamam. Bir soru daha sorabilir miyim evet, izninizle? Buyurun. Şimdi geri almayacağınız bir soru olsun. Tamam. Ya biraz öncekini geri aldım. Yani eğer böyleyse gerçek. Şimdi Sayın Ergün Poyraz geçen yıl Ağustos ayına kadar Ömer Güler'i yere göre sığdıramıyordu. Çok büyük bir belediye başkanı olduğunu söylüyordu. Sonra ne olduysa işte kitap fuarından sonra bir şeyler oldu. Araları açıldı. Beni ilgilendirmiyor.
Ben gazeteciyim. Bizi de ilgilendirme. Efendim şöyle. Tamam. Şimdi Sayın Ergün Poyraz'a bir saldırı oldu. Ben de şahsen gazeteci olarak kınadım. Bütün süreci bakın. Belediyenin yaptığı açıklamaları da onun da yaptığı açıklamaları, söylemlerini hepsini haberleştirdim. Fakat Sayın Ergün Poyraz bir canlı yayına katılıp orada ben dahil bütün Kuşadası'ndaki, yani bütün demeyeyim de bizleri şerefsiz, namussuz, haysiyetsiz olmakla suçladı. Bir şişe şaraba 1.000 liraya insanlara iftira atmakla suçladı. Ki ben 55 yaşında bir gazeteciyim. Hayatım boyunca hiç kimseye iftira atmış bir insan değilim. Bunu onunla ilgili bir de tweet yazdım. Sorunuz ne? Hayır, şunu söylemek istiyorum. Sorunuz ne? Yani savunduğunuz insanı gerçekten çok iyi tanıyor musunuz? Bir gazeteci şiddete karşı savunmak için o gazetecinin... Bakın ben de savundum. Ha, o gazetecinin kişisel özelliklerini bilmemiz gerekmiyor. Doğru tabii ki. Sizi de tanımıyorum, arkadaşımızı da tanımıyorum, arkadaşımızı da tanımıyorum. Ama efendim, ama size, içindesiniz şu anda. Size karşı da bir saldırı olursa, elbette. Sizi de savunuruz. Evet. Sizin de yanınız bu. Sağ olun, ama, evet. Ha, daha önce ilişkileri iyiymiş, kötüymüş, bunlar da bizi ilgilendirdi. Ama bizi şu ilgilendirdi. Bir gazeteci, bir ihalede yolsuzluk var dediği için, ama bakın biraz bakın, önce o ihaleyi düzenleyen o ihaleyi söz konusu şirketin mensupları tarafından dövülüyor. Doğru mu? Doğru. Tamam. Yani bilmiyorum ya, doğru mu? Ben bilmiyorum. Bitti. Hayır, ben bilmiyorum. Bitti. Bakın bitti. Ben bir şey söyleyebilirim. Tamam. Ben bir şey sorabilirim. Ben sizi anladım, siz beni anladınız. Ama siz çelişkidesiniz. Ben çelişkide. Ben hayatım. Biraz önce arkadaşınız dediniz ki mahkeme kararı yok. Hukuktan bahsettiniz. Ben hiç çelişkide olmam. Ben hiç çelişkide olmam. Bakın yıllardan beri hiç siyasetteyim. Beni siyasetteyim. Ondan sonra hiç çelişkim ortada olmadığı için, hiçbir konuda çelişki olmadığım için çok rahat yaparım siyaset. Bir şey sorayım ben size. Bu soruyla da bitirelim. Sayın Belediye Başkanı, acaba ziyaret, Sayın Belediye Başkanı Ergun Poyraz'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu mu? Bilmiyorum. Ben bulunmadı diye biliyorum. Teşekkür ediyorum. Ben